3 Aralık Cuma Halk TV.com.tr İsmail Saymaz Hazine ve Maliye Kayyumu Beklenen olduğu ve Nureddin Nebati sonunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Berat Albayrak'ın arkadaşı Nebati 2018'den beri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Albayrak'ın affını istemesinden sonra ekibi dağıtılırken Nebati koltuğu korumuştu. Lütfi Elvan, Erdoğan'la faizde anlaşamayınca Nebati'ye gün doğdu. Erdoğan'ın birinci tercihi değildi Nebati. İlkin Profesör Erişah Arıcan'a teklif götürüldü. Marmara Üniversitesi'nde Albayrak'ın ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun tez danışmanı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Arıcan teklifi geri çevirdi. Son aşamada Nebati seçildi. AK Parti bu tercihiyle bir ilke daha imza attı. Çünkü Nebati Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ekonomi eğitimi almayan tek Hazine ve Maliye Bakanı olabilir. Siyaset bilimci Nebati'nin doktorası şöyle. AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Milli Görüş'ten muhafazakar demokrasiye Nebati anketten hareketle AK Partililerin dini değerlerde Saadet Partililere kıyasla ılımlı olduğunu savunuyor. Sanki bu tespit için ankete ve teze ihtiyaç var. Nebati savunanlar şu dikkat çekiyor. İş dünyasından geliyor. Tekstilci, müsiyat üyesi. Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye'de Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasına şaşırmamak gerek. İkisi de partiden, ikisinin de seçilmesi liyakatten değil sadakatten. Nebati için hazine ve maliye kayyumu dersek hata etmiş olmayız. Zira Erdoğan'ın bilimsel temele dayanmayan ve hiçbir muteber iktisatçının hak vermediği faiz sebep enflasyon sonuçtur varsayımını uygulamak için yeğlendi Nebati. Bu işin kitabını Erdoğan yazdı zaten. Nasıl Adam Smith'in görünmez el, Karl Marx'ın artı değer teorisi varsa Erdoğan'ın da Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor teorisi var. Nebati o kitabı hafız gibi ezber ettiği, tecbitli ve kıraatlı olduğu için koltuğa oturdu. Tam bir vazife adamı. Bu yüzdendir ki ilim yayma cemiyetinden İmam Hatip Mezunları Derneği'ne, Ensar Vakfı'ndan TÜGVA'ya dek bütün iktidar yanlısı kuruluşların üyesi, Düne kadar Şanlıurfa ve İstanbul milletvekiliydi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı. Yarın Cumhurbaşkanı takdir ve tensip buyurursa Şakziye Sağlık Bakanlığına atanır. Ertesi gün takdiye Diyanet İşleri Başkanlığına. Derken Verelini Prak Büyükelçiliği. Egemen Bağış'tan eksiği yok, fazlası var Nebati'nin. Ümmet var arkasında bir kere Nebati 2018 yılında Ümmet'in Temsilcileri Vakfı'nı kurdu. Halen vakfın başkanlığını yürütüyor. Yardımcılığını eşi Özlem, saymanlığı oğlu Muhammed Süleyman ve üyeliği kızı Emine Serra üstlendi. Çekirdek Nebati ailesi tüm ümmeti temsil ediyor. Ailenin diğer iki çocuğu yaşları tutmadığı için henüz görev almamış. İslam ümmetinin iki kritik eksiği var. Vakıf kuruluş amacını Kudüs'ü Şerif ve Mübarek Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için çalışmak ve İslam davasını hak ettiği yere taşımak diye açıklıyor. Belli ki Nebati Türkiye'nin milli çıkarlarını alt üst edecek radikal inanç ve düşüncelere sahip. Ümmeti kurtarırken Türkiye'yi batıracak. Ayrıca Nebati iktidarda yükselebilmek için gerek şartlardan birini daha yerine getirdi. Vaktiyle Pensilvanya'ya gidip Gülen'le fotoğraf çektirdi. Poz ve Gülen'in yanında durdu. Ceketinin iki düğmesini ilikledi. Böyle ölçüme olur diyeceksiniz. Oldu. Olmuşluğu var. Mülke el koyar gibi 4,5 milyar dolar vergi cezası kesmek, meydanlarda parasını sen veriyorsun, at bunları diye tehdit etmek, boykot çağrısı yapmak, gazeteci dövdürmek, bina basıp cam çerçeve indirtmek yetmemiş olmalı ki Aydın Doğan'a FETÖ ile gözdağı vermek için Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu 15 Aralık 2016 günü tutuklandı. Kanıt olarak Muratoğlu'nun bir grup gazeteciyle gerçekleştirdikleri Pensilvanya ziyareti ve Gülen'le çektirdikleri fotoğraf gösterildi. Tutuklanma gerekçesi şöyle. 2012'de ABD'ye İzmirli gazetecilerle giderek Pensilvanya'da Gülen'le görüştükleri, Hatıra fotoğrafı dikkatlice incelendiğinde şüphelinin iki düğmesinin iliklenmiş vaziyette olduğu. Demek ki FETÖ'cü olmak için hukuken iki düğme iliklemek şartı aranıyordu. Muratoğlu, 2012'de çektirdiği bu fotoğraftan ötürü cezaevine, 2013'te aynı pozu veren Nebati ise bakanlığa yürüdü. Dün devir teslim töreni yapıldı. Nebati, Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla sonuçlandır diye dua etti. İşimiz Allah'a kaldı. Aralarında Nebati'nin de bulunduğu AK Partili ve CHP'li milletvekilleri Mart 2013'te THY sponsorluğunda ABD'ye gitti. Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde toplantı yapıldı. FETÖ'cü Rumi Forum'un yemeğine gidildi. Bu arada cezaevinde bulunan eski AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, dönemin AK Parti Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem ve eski Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile Nureddin Nebati Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret etti. Bugün Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı olan Ekrem Erdem'i arayıp ziyareti sordum. Pensilvanya'da çektirdiğiniz fotoğrafın hikayesi nedir? Türkiye'nin ucuzluğundan başka bir şey değil İsmail Bey. Geçin bunları. İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkum etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye'ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım. Bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ ile FETÖ gibi yapılarla mücadele ile geçti. Bunun kimse üzerinde durmuyor. Bir fotoğraf. Bunu da servis eden FETÖ'dür. Kendi isteğinizle mi Pensilvanya'ya gittiniz, davet üzerine mi?'' o kadar ısrarcı şekilde şey yaptılar ki hem ısrar ettiler hem servis ettiler. Ziyarete bir şey alıp veriyorsunuz o nedir? Karşılıklı hediyeleşme yaptık o kadar. Ya İsmail Bey geçin bunları. Fotoğrafı tetkik edene kadar ülkeye hizmet edelim ya. Nurettin Bey çekirdekten siyasetçi bir arkadaşımız. Çalışkandır, gayretlidir, isabetli bir atama olmuştur. Tebrik ediyoruz. Vazife gereği soruyorum. Fotoğrafın hikayesi nedir? ABD'ye davet ettiler gittik. Şimdi içeride olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen de vardı. Israrlı şekilde neredeyse bizi yaka paça ederek götüren adam da odur. İyi niyetle gidilmiş. Resmi ziyaret miydi? Devlet adına gidilmiş değil. Yurt dışına gittiğimizde birçok davete icabette bulunuruz. CHP'liler de vardı. O zaman bu grubun CHP'lilere daha farklı yaklaştığını gördük. CHP'liler Pennsylvania'ya sizinle beraber geldi mi? Nasıl ifade edeyim? Doğru bir şey söylemek açısından geldiler mi, gelmediler mi? Hep testten geçtiğimiz için iki şıktan birini şey yapıyorsunuz. Ben ABD'de FETÖ'nün organize ettiği bazı programlarda gördüm onları. Sizinle beraber mi? Evet. Peki Pensilvanya'ya geldiler mi? Beraber gitmedik. Görüşmeden ne söyledi Gülen? Çok fazla bir şey konuşmadık. Biraz daha rahatsızdı. Siz ne söylediniz? Bir soru diyorsun, şey yapıyorsun, teşekkür ederim, söylemem gerekeni söyledim. Geziye katılan eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'e Fethullahçılarla buluşma oldu mu diye sordum. Öğüt, hayır bir kere Rumi Forum'a gittik, fotoğraf çektiler, tekil görüşme olmadı, yararlı çalışma yaptıklarını anlattılar dedi. Öğüt, AK Partililerin Pensilvanya ziyaretine ilişkin şu yanıtı verdi. Biz gitmedik. Teklif de olmadı. Onların gittiğini duyduk. Biz temsilciler meclisiyle görüştük. Başkanlık sistemini anlattık. Emperyalizmden söz ettik.